Mevlüt Tezel, belediye başkanı düzeni kurmuş, de oynayacak. CHP'den Ankara'nın Etimeskut ilçesine belediye başkanı seçilen yönetmen ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzatçı dizisinin yeni sezonunda oynayacak. Öyle konuk oyuncu da değil, başrolde olacak. Ayrıca Beşikçioğlu'nun tiyatro çalışmaları da olacakmış. Peki bu yoğunlukta diziye ve tiyatroya nasıl vakit ayıracak? Beşikçioğlu bu soruyu şöyle yanıtladı. Yapının nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın bu endişeyle bu soruyu sorması normal. Neden olmasın ki bu yapılabilir? Altıdan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var. Başkan yardımcıları ve onların altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu. O yüzden çok zor olacağını düşünmüyorum. Ben zaten sahne üzerinde ve televizyonda hiç uyumadan çalışan biriydim. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Ve ekledi. Behzat Ç'yi etimeskutlularla çekeceğiz. Hiç güleceğim yoktu. Etimeskut halkı da bu müjdeyi bekliyordu zaten. Yahu şaka mı bu? Behzat komiserim, Etimeskutlularla dalga mı geçiyorsunuz? Göreve geldiğiniz 6 aydan beri sokak köpeklerini belediyenin kadrolu bekçisi yapmak dışında ne yaptınız? Pardon unuttum bir de kendini Etimeskut Kent Tiyatrosu'na genel sanat yönetmeni atadı. Öte yandan ulaşım ve trafik sorunu yüzünden Etimeskutlular isyan ediyor. Göksu Park'ta çoğalan sokak köpekleri yüzünden insanlar çocuklarını parka götüremiyor ve sokaklarda kirlilik arttı. Ama Beşikçioğlu geceleri uyumadan dizide rol almanın hesabını yapıyor ve bunu da bir özveri olarak anlatıyor. Şaka gibi. Belediyede başkanlar, müdürler varmış. Onlar işi yürütürler diyor. O zaman niye sizi belediye başkanı seçti bu halk? Belediye başkanlığı tam mesai isteyen bir iş. Hatta bazen 7/24 çalışılması gerekiyor. İşte paraşütle bir oyuncu başkan koltuğuna oturtulursa olacağı bu. Efsane aktör Arnold Schwarzenegger bile Kaliforniya valisi olduğunda oyunculuğu bırakmıştı. Ama bizim başkan "Bizide de oynarım, ben yorulmam." diyor. Yahu bize ne sizin yorulup yorulmamanızdan dizideki başrol ücretini Etimeskut halkımı alacak. Başkan seçildiğinde niye göbek atıp oynadığı şimdi anlaşıldı. Erdal Beşikçioğlu düzeni kurmuş, arada köpeklerle ilgili tweetler paylaşıp sosyal medya belediyeciliği yapacak. Dizide oynayacak, kendini genel yönetmen atadığı tiyatroda arkadaşlarıyla takılacak. Güzel iş. Çin araçlarının sırrı Geçtiğimiz hafta Japonya'nın Chubu bölgesinde çok sayıda parçalarına ayrılmış Çin yapımı elektrikli otomobilin yer aldığı bir workshop düzenlendi. Japon yedek parça üreticileri rakiplerinin elektrikli araçlarını ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Donanım habere göre en çarpıcı izlenim otomobillerdeki parça sayısının önemli ölçüde düşük olmasıydı. Çinli üreticiler farklı parçaları bir araya getiren Entegre sistemler kullanarak üretim süreçlerini basitleştiriyor. Örneğin BYD'nin 2022'de piyasaya sürdüğü Atto 3 aracında kullanılan elektrikli tahrik sisteminin sadece 8 parçadan oluşması bu durumun en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu parçalar arasında motor, inverter ve dişli kutusu gibi ana bileşenler var. Çinli markalar araçlarının ağırlığını azaltıp aynı bileşenleri farklı modellerde de kullanarak üretim sürecini daha da verimli hale getiriyor. Bu sayede büyük ölçekte üretim yapmak mümkün oluyor ve maliyetler daha da azalıyor. Bu workshop Çin'in nasıl kısa sürede ucuz maliyetli araç ürettiklerinin özeti gibi olmuş. Batılı dev otomobil markaları hem kaliteli hem de düşük maliyetli elektrikli araçlar üretip Çin'le rekabet edebilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. Başta Amerika ve Avrupa ülkelerinin Çin üretimi elektrikli araçlarla yüksek vergi uygulamasının nedeni de Çin'le rekabet edememelerinden kaynaklanıyor. Mevlüt Tezel Sabah Zekeriya Say askıda aday. CHP'li Ekrem İmamoğlu bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle 16 milyon insanla paylaşacağız yalanıyla seçimleri kazandı. Göreve gelir gelmez adrese teslimi halelerle, yandaşlara peşkeş çekilen konserlerle, belediye bütçesinden beslenen trollerle ve fondaşların ağırlandığı ballı gezilerle İstanbul'da resmen talan düzeni başladı. İBB'ye ait mülklerle tarihi yapılar CHP'li yöneticilerin ve yakın akrabalarının kullanımına açıldı. Hisarüstü konağının restorasyonu için belediye kasasından 20 milyon lira harcayan İmamoğlu, tarihi köşkü ailesine lojman yaptı. İstanbul halkına hizmet etmesi gereken Çevre 1 isimli gemiyi de işe gidip gelirken trafiğe takılmamak için makam aracı olarak kullandı. Lüksten ve şatafattan başı dönen İmamoğlu, ''Bense bir şey söyleyeyim mi? İstanbul nimet nimet'' itirafında bulundu. Normalde İstanbul halkına harcanması gereken bütçe yandaşları fonlama ve doyurma işine harcanınca belediye kasasından karşılanması gereken sosyal sorumluluk projeleri de haliyle hayırseverlerin sırtına yüklendi. Ramazan kolisi, kurban bağışı, öğrenci bursu, aile destek paketi, anne bebek destek paketi, eğitim destek paketi ve ulaşım destek paketi denilerek sözde dayanışma adı altında vatandaşlardan belediyenin yürüttüğü yardım kampanyalarına destek olmaları istendi. En trajikomik olanı ise askıda fatura kampanyasıydı. İgdaş ve eski gibi iştirak şirketleri yandaş kanallarla rekor maliyetle sponsorluk anlaşmaları imzalarken İBB yönetimi askıda fatura uygulaması adı altında fahiş zamlarla şişirdiği su ve doğalgaz faturalarını hayırsever vatandaşların duygularını sömürerek sadaka ve zekat paralarıyla tahsil etmeye başladı. Yıllarca sözde yoksulluğu yenme reçetesi açıklayan, insanın insana kulluğunu yok edeceğiz, makarnacı değil sosyal devlet olacağız naraları atan, makarnacı olmasınlar aç kalsınlar ama oy için makarna pirinç dağıtan AKP'ye oy vermesinler, gururlu olsunlar diyerek muhafazakar seçmeni aşağılayan CHP'liler, kadim bir Anadolu yardımlaşma geleneği olan askıda ekmek uygulamasından esinlenerek devreye sokulan askıda fatura kampanyasını büyük bir iş başarmış gibi köpürtmeye başladılar. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake bile Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra diplomatik teamüller gereği önce ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı'nı ardından Türkiye'nin başkentini yöneten Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesi gerekirken güya asrın buluşu şeklinde lanse edilen askıda fatura projesi hakkında bilgi almak için henüz çiçeği burnundayken Ayağının tozuyla koşa koşa İstanbul'a gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Aynı süreçte İBB'nin askıda fatura kampanyası dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları yarışmasını kazanarak tam 1 milyon dolarlık ödüle layık görüldü. Ödülü kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen İmamoğlu, bu ödül sayesinde askıda fatura tüm dünya kentlerine yayılacak, yani İstanbul'un dayanışması tüm dünyaya örnek olacak, birlikte başardık, birlikte daha nice başarılara imza atacağız dedi. Aradan geçen 3 yılın ardından İmamoğlu dün yine Bloomberg'in misafiriydi ve tahmin ettiğiniz gibi konu yine askıda fatura kampanyasıydı. Meksika'nın başkenti Mexico City'de dünyanın farklı bölgelerinden gelen 500'den fazla belediye başkanının katılımıyla 11.si gerçekleştirilen Bloomberg City Lab 2024 zirvesine katılan Ekrem İmamoğlu yaklaşık 6 yıllık başkanlığı sırasında anlatacak somut bir hizmet üretemediği için yine sözü kent yoksulluğuyla mücadele için çözüm olarak sunduğu askıda fatura kampanyasına getirmiş ve kendi başlattığı İstanbul modelini anlatmış. Konuşmasında değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan esnek bir modelle kent yoksulluğunu ele aldıklarını belirten Ekrem Bey, bu modelle neyi amaçlıyorsunuz sorusuna ise askıda fatura platformumuz vatandaşların vatandaşlara yardım ettiği dayanışma belediyeciliğimizin özünü temsil ediyor cevabını vermiş. İyi de madem vatandaş vatandaşa yardım edecekti o halde niçin bu şehrin nimetlerini 16 milyon insanla paylaşacağız diye söz verdiniz? Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun kent yoksulluğuna çözüm olarak pazarladığı 1 milyon dolar ödüllü askıda fatura kampanyasında 4 yılda toplanan paraysa 160 milyon 38 bin 174 lira yani 4,5 milyon dolar civarında. Oysa Türkiye Diyanet Vakfı sadece 2023 yılında Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin temasıyla yürüttüğü zekat kampanyası kapsamında tam 826 milyon liralık yani 24,5 milyon dolarlık yardımı 5 milyondan fazla kişiye sessiz sedasız ulaştırmış. Özetle ulaşımdan altyapıya, çevreden temizliğe kadar her alanda İstanbul'u felakete sürükleyen İmamoğlu, dünyada yoksulluğu bitireceğine inandığı askıda fatura kampanyasını da eline yüzüne bulaştırdı. Böylece Türk milletinin ayağa kalkmasındaki en büyük engel olan beleşçilik anlayışını yeniden aşılayarak kaş yapayım derken bir de göz çıkardı. Bu arada kim bilir birileri belki özellikle son dönemde kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen Türk milletini yeniden beleşçiliğe alıştırmak istiyordur. Ya da sahte diploma ile köşeye sıkışan İmamoğlu'nun askıda adaylığı için bu tür reklam kokan hareketleri Türk halkının gözüne sokmaya çalışıyorlar. Yoksa ne diye bu kampanyayı ısıtıp ısıtıp önümüze koysunlar? Zekeriya Say, Haber7.com